Merhaba Lide, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle bizi izleyenler için biraz Güneysu'dan hakkında bilgi verebilir misin? Güneysu'dan 2011 yılda bağımsızlık oldu. Yani yeni bir ülke şu an. Güneysu'dan da yani çok kabiler var, 69 kabiler var. Yani her kabiler kendi dil var. Öyle söyleyebilirim. Afrika'nın neresinde peki Güneysu'da? Afrika doğu, Doğu Afrika'da. Bir ülke. Nüfusu peki Türkiye'ye kıyasla nasıl yani? Şimdiki nüfus 13 milyon. Özellikle bugün spor konusunu seçtik seninle. Evet. Spor hakkında konuşmak istiyoruz. İlk olarak hangi takımın tuttuğunu sormak istiyorum. Hangi takımı destekliyorsun? Benim en değerli takım Arsenal, İngiltere'de. Arsenal tutuyorsun. Evet. Arsenal. Peki İngiltere'deki maçları takip ediyor musun? Yani Arsenal'i özellikle maçlarını izliyor musun? Evet, takip ediyorum. Şu an Premier League takipteyim. Bu sene baktığında Arsenal'in şansı nasıl yani? Transferler iyi mi? İyi oyuncular geldi mi? Nasıl, ne düşünüyorsun? Bu yılki transfer çok iyiydi. Çok sevdim. Yani çok oyuncular gelmiş Arsenal'a. Yani çok beğendim. İsim verebilir misin bize? En iyi transfer hangisiydi? Kimden memnunsun? En memnun kaldığım kişi Pepe oldu. Arsenal'de tamam, Pepe iyi bir transfer, evet. Yeni geldi. Peki onun dışında senin en çok sevdiğin oyuncu hangisi? Evet, en sevdiğim oyuncu Aubameyang. O golcü yani her zaman gol atıyor. Yani daha yani çok iyi bir yani çok iyi oynuyor. Golcü olduğu için daha çok gol attığı için evet. Seviyorsun onu. Süper. Peki hangi ülkeden? O Gabonlu. Gabonlu. Evet. Arsenal şampiyon ama. İnşallah. Ama çünkü zaten daha senenin başı. Yani evet. Daha yeni başladı. Yeni başladı. Bizim ülkemizde de en çok sevilen sporların başında futbol geliyor. Peki sizin mesela örnek vermek gerekirse basketbol, voleybol da bizim ülkemizde çok da takip ediliyor ve birçok izleyicisi var. Sizin ülkenizde hangi sporlar daha çok yapılıyor, izleniyor? Futbol. Bisiklet binmek, yüzmek. Bisiklet yapabiliyoruz. Voleybol yapabiliyoruz. Peki yani böyle yüzmek. Bisikletle ilgilenenler sonra böyle yurt dışına gidip orada yarışlara katılıyorlar. Birçok bisiklet sunumları yapılıyor o zaman. Yani bisikleti evet, seviliyor. Yapıyorlar. Mesela bizim ülkemdeki voleybol olanlar var. Yurt dışında oynuyorlar. Mesela istersen ismi verebilirim. Basketbol oynayanlar da var herhalde. Evet, basketbol var. Kim mesela onlar? Mesela orada Lol Deng var, Deng Gai, Deng Adel, Majok Matyan. NBA'de oynuyorlar. Evet. Uzun yıllardır. Çok güzel. Türkiye'de böyle hoşuna giden, yani tuttuğun bir takım var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Yani izleyenler de onu merak ediyordu özellikle. Evet, benim takımım var. Galatasaray tutuyorum. Peki hiç maça gitme şansın oldu mu? Yani Galatasaray'ın ya da başka takımların maçını izleme şansın oldu mu Türkiye'de? Evet, şansım oldu. Ben bir maç Osmanlı Stadyum'a gittim. O zaman da Ankara gitti. Karşı Fenerbahçe var. Ankara gücü Fenerbahçe maçına gittin. Evet. Ha, çok güzel. Peki yani nasıl hani hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti, çok güzeldi. Yani orada kalabalıktı biraz. Peki. Çünkü ikisi de yani büyük takım olarak olduğu için Ankara çok gücü, güzel. Ankara'nın en büyük takımlarından biri. Fenerbahçe'de yine birçok büyük takımlardan bir tanesi. Evet. Güzel bir maç oldu. Kim kazandı peki maçı? Biliyor musun? Bir beraber gitti. Peki sen hiç oradayken tezahürat öğrenebildin mi? Yani mesela biz de biliyorsun böyle şarkılar söyleriz, biz hep böyle maçlarımızda durmadan zıplarız, ne bileyim. Çok güzeldi. Öğrenmek istemiştim ama biraz zordu. Sadece zıplamabiliyordum. Çünkü o zaman da Ankara gücü tutuyordum. Benim forma vardı. Formam da var. Evet. Ankara gücü formam evet. Var. Evet. Giymişim. O zaman da böyle yani
çok moral veriyordu. Yani, zaten Türkiye'de şöyle bir şey var. Şimdi birçok insan kendi şehirlerinde bir takım tutarlar. Kendi evet. şehirlerinde takımı tutarlar. Onun dışında bir de işte üç büyüklerden birini tutarlar. Mesela sen de aynı şekilde hem Ankara Gücü'nü hem Galatasaray'ı destekleyebilirsin. Evet. Peki yine maçlara gitmeyi planlıyor musun? Evet, şans olduğu zaman gideceğim yani. Bir maç olduğu zaman gideceğim. Çünkü benim pasolik kartım var. Pasolik de çıkardım. Ne zaman istediğimi gidebilirim yani. Ha, çok güzel, çok güzel. İnşallah İstanbul'da da bir maça gidersin. Evet. Ankara'da yine evet. maçlara gidersin. Çok güzel. Peki Ankara'da yine Ankara Gücü gibi bir büyük takım daha var. Onun maçı izleme şansı oldu mu? Gençler Birliği diye bir takımımız daha var. Evet. Alanyaspor maçına gittim. Onlar çok güzel oynadılar, evet. çok onların güzel. Onların böyle siyah kırmızı renkleri evet. var. Evet. Yani senin saçların gibi. Bence gençler benim mecburen şimdi bu saçlarla gidersen çok güzel olur onlar. Evet. Çok severim desteklerle. Hani üç tarafımız denizlerle çevrili ve evet. hani yüzme gerçekten sevilen bir spor. Sen yüzmeyle hiç uğraştın mı? Seviyor musun yüzmeyi? Yüzmeyi seviyorum ama yüzmüyorum. Neden yani? Ben yani genelde sudan korkuyorum. Ben çocukken yani çok deneyim, kötü deneyim vardı yani ondan sonra... Ha, çocukken sen yüzmeye çalıştın ya da işte oldu. Ama olmadı, çok korkuyorum. Kötü deneyim olduğu için korkuyorsun. Evet, evet. Ama Türkiye'de aslında birçok güzel yer var mesela. Evet, güzel yer var. Onlara gidersen belki tekrardan inebilirsin. Türkiye'yi gezme şansın oldu mu? Evet şansım oldu. İzmir'e gittim, Antalya'ya gittim. Hı-hı. Oradaki denizlerle falan gittim. Hı-hı. Ama o kadar çok gezmedim. Yani yüzme. Sadece yürüyordum. Sahilde. Evet. Ve fotoğraf çektim. Hı-hı. Ama planlıyorum kursuna gitmek düşünüyorum. Tamam. Peki. Öyle ben sana öğretebilirim burada. Teşekkür anlaşalım tamam. Ben sana öğreteceğim. Peki. İzmir'e gittin ve Antalya'ya gittin. İzmir'de mesela onun dışında, deniz dışında neler yaptın yani? Yemeklerinden yedin mi? İzmir'de işte tarihi yerleri gezdin mi? Ne yaptın mesela? Onu anlatabilir misin? İzmir'de, İzmir çok sevdim. Orada yani bir tarihi bir yeri vardı. Onu oraya gittim. Hı-hı. Efes. Efes'e gittim. Evet, Efes'e gittim. Efes çok güzel. Çok beğendim orada. Çok... Ben genelde Efes hakkında biliyordum ama görmediğim için ve şansım oldu. Yani görmek için olduğu için çok sevdim. Hı-hı. Yani orada çok sürü fotoğraflar çektim falan. Hı-hı. Antalya'da evet. peki? Antalya'da da aynı şekilde. Antalya çok sevdim. O yani çok turistik bir yer. Yani çok eğlendik orada yemekler falan. Yemekler güzel. Evet. Türkiye yemekleri seviyorsun ama. Şehir merkezinde kaldık için çok memnun kaldım. İzleyenlerimize biraz daha Güney Sudan hakkında bilgi verelim. Senin kabilen hakkında bilgi verebilir misin? Neler söyleyebilirsin? Güney Sudan'da 64 kabile var. Ve her kabile için evet, hı-hı. kendi dili var. Hı-hı. Mesela benim kabile Zande. O onun dil var, ben de biliyorum, yazabilirim ve okuyabilirim. Bizim kralımız var. Kralımız var. Evet, kralımız var. Krallık var siz. Evet, zengin bir kültürümüz var. Çok güzel. Evet. O zaman yani her kabilenin kendine özel dansları, yemekleri evet, var. Var. Yemekler var. Yani mesela bizim için en sevdiğimiz yemek Türkiye'de yok yani. Hı-hı. O yani. Kasabalıyız İngilizce'desin. Evet. Gadya diyoruz. Gadya diyoruz. Evet. Tamam. Çok seviyoruz yani. Mesela partide her zaman yiyoruz. Yani hı-hı. çok seviyoruz. Bizim ülkemize özgü sporlar var. Hiç duyduğumu bilmiyorum. Mesela yağlı güreş diye bir sporumuz var. Evet. Böyle yani... Nasıl bir şey? Güreşi biliyorsun. Yani evet, biliyorsun. Yağlı güreş daha çok bizim bu Trakya, işte Edirne, o bölgelerde yapılan. Böyle düşün, insanlar üzerlerine yağ sürüyorlar. Evet. O yağ ile birlikte güreşmeye çalışıyorlar. Böyle evet. altlarında bir uzun bir çok kıyafetleri güzel. Var. Tabii
üzerlerinde yağ olduğu için hani birbirlerini tutmaları ve hani güreşmeleri biraz daha zor oluyor. Farklı bir spor. Böyle şenlik gibi oluyor. İşte diyelim davullar çalınıyor, işte şeyler söyleniyor, ne bileyim turnuvalar oluyor. Sizin ülkenizde peki yani böyle özgü sporlar, işte demin bahsettiğim neler var? Var ama sadece aklıma gelen bir spor var. Mesela biz bir büyük bir poşet bu şekilde içine giriyoruz, sonra böyle zıplanıyoruz. Ha, zıplayarak yarışıyorsunuz. Evet. Ha, çok güzel. Ne bir ismi sporun? Yani ne diye geçiyor? Biliyor musun? Yani benim dilde... Söyleyebilirsin, çok senin dilde söyle. Tabii ki. Şuvali Nabuka. Türkiye geldiğinde, Ankara'ya geldiğinde biraz daha onlardan bahsetmek isterim. Hani ilk geldiğinde Türkçe bilmiyordum. Burada Türkçe öğrenmeye başladım. Ben Türkiye'ye geldiğimde çok zorlandım gerçekten. Çok, çok yani kötü deneyimler vardı. Yani geldiğimde... Türkçe zordu. Evet, çok zordu. Merhaba bilmiyordum. Tabii. Birinci günde haberimde yani hiç kimseyle anlaşmıyordum. Anlaşamadım. Ondan sonra benim yurduma geçtim. Orada yani hiç anlamıyorduk, anlaşamıyorduk. Ama şu anda sonra çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Sonra oraya başladım. Benim hocalar çok iyiydiler. Yani sonra öğretmen başladılar ve kazandım. Sana yardım ettiler. Evet, yardım ettiler. Çok güzel. Ben şu an yani devam ediyorum. Her gün her şey öğreniyorum. Yeni kelimeler geliştiriyorum şu an. Çok güzel. Peki son olarak bu Güney Sudan'ın hani komşu ülkeleriyle arası nasıl? Hangi ülkelerle komşusunuz? Ya da orada da benzer sporlar mı yapılıyor? Benzer kültürler mi var? Yani o konuda bilgi verebilir misin? Hani izleyenlerimiz Afrika konusunda daha çok bilgi sahibi olsun. Evet, bizim komşumuz Uganda, Kenya, Tanzanya, Etiyopya, Kongo. Yani Uganda'da yaşadım önce olduğu için. Uganda'da yaşadım. Ne kadar yaşadın? Ben orada ilkokulum orada bitirdim. İlkokulu orada mı? Oradaki mesela yemekler benziyor bizimle. Ya kültürü daha biraz farklı oluyor. Mesela dans, kıyafetler falan. Ama ya araştıracağım başka ülkeler yani nasıl karşılaştıracağım sonra öğreneceğim. Peki Türkiye'de ya da daha önce küçükken spor yaptın mı? Yani mesela bisikletten bahsettin. Evet. Bisikletle uğraştın mı ya da Türkiye'de Ankara'da spor yapma şansı buluyor musun burada işte ne bileyim koşudur, yürüyüştür? Burada şansım oldu ve ben dans etmek seviyorum. Dans etmeyi seviyorum. Evet, zumba dans. He, çok güzel. Gidiyorum. Yani bu şekilde devam ediyorum. Dans seviyorum. Peki, biz sana çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Afrika konusunda, Güney Sudan hakkında güzel bilgiler verdin. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Lütfen bizi takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.